Hanımefendiler, beyefendiler, prensler, prensesler, sevgili minikler. Merhaba, ben Uğur Volkan Uysal. Bugün size bezelye püresi üzerinde mis gibi bir barbun balığı vaat ediyorum. Barbunları eğer kendiniz uğraşmak istemiyorsanız daha önceki YouTube videolarımda gösterdim nasıl fileto yapılabileceğini ama balıkçınıza söylerseniz bu yakışıkları sizin için fileto eder. Elimdekiler barbun. Tekir de diyebilirsiniz. Biliyorsunuz bunun büyüğüne barbun, küçüğüne tekir denir. Bunlar şimdilik beklesin. Bezelye püresi nasıl yaparız? Hemen onu bir anlatalım. Tazecik bezelyeler böyle haşlanmış. Ocağın üzerine tencereye bırakalım. İçerisine bir miktar krema. Çok az da su ekleyeceğim. Sebebi şu. Hani krema kaynarken kesilmesin diye zaten aman aman pişirme işlemi yapmayacağız. Çünkü bezelyeyi çok fazla pişirdiğinizde o yemyeşil renkler kayboluyor. Çiğ yemeyeceksiniz merak etmeyin ama bir miktar dişe gelmesi, al dente olması da kıymetli. Şimdi bu yakışıklı burada devam etsin. Başka bir işimiz yok. Biraz üzerine tuz ekleyelim. Hemen şöyle tuzunu çekelim. Tamam. Elimde yoğurdum var. İki tane de salatalık. Hemen onları olabildiğince küçük bir şekilde kıyacağım. Nasıl kıyabiliriz diye düşünüyorsanız hemen göstereyim. Önce ince şeritler halinde çekmeniz gerekiyor. Bu çok önemli. Bakın, olabildiğince ince. Bu şeritleri ince çekerseniz sonrası çok kolay. Şöyle. Bunlar şeritler halinde. Bunları böyle bir para destesi gibi deste yapın. Üst üste koyun. Daha sonra da şu hareketlerle bir daha kestik. Son aşamada da artık gelişigüzel böyle uzun uzun olan salatalıkları doğruyorum. Bu da tamam. Sen de gel bakayım. Sizleri de zayi etmeyelim. Bunlar köşe kısım, onları sona bırakıyorum. Çünkü ikisi birlikte doğraması kolay. Fakat öbürlerinin üstüne koyarsak istediğimiz efekti alamıyoruz. Yoğurdun üzerine hemen doğranmış olan salatalıkları bırakıyorum. Tamamdır. Bir miktar sarımsak. Bir kısmını buraya, bir kısmını da lezzet versin diye bezelyenin içerisine gönderiyorum. Bu da hazır. Neredesin zeytinyağı? Gel bakayım. Güzelim benim. Bu zeytinyağı hem doygun bir lezzet verecektir hem de yapacak olduğunuz cacığa ekstra bir görüntü katacaktır. Her ikisine de hizmet eder. Şöyle küçük bir karıştırma işlemi. Zaten şimdiden zeytinyağı farkını koydu ortaya. Burası tamam. Birazdan daha iyi karıştıracağım. Şu an tam homojen olmadı. Yani o birbiriyle tam aşk yaşamadı. Hemen içerisine biraz da dereotu ekleyelim. Sarımsağı, salatalığı ve bolca dereotu. Bu da tamam. Çok güzel. Bir tık daha kremasını veriyorum. Ve birazdan blenderdan parçalayacağım. Yani paramparça hale getireceğim onu. Çünkü bir miktarda püre olmasını istiyorum ama tanelerde kalabilir. Şimdi geldik buraya. Alta birazcık mısır unu koydum. Biraz da tuzunu çekelim. Çünkü bu mısırın üzerine tuz çekmek balığınızı daha lezzetli kılacaktır. Şimdi sıcakken de verilebilir bu ama hani piştikten sonra ama şu an atmak daha lezzetli kılıyor. Onun için de önceden atmanızı tavsiye ederim ben de. Üstünden de tekrar serpiyorum. Çok böyle harmanlamanıza falan gerek yok. Şeklini bozmayın. Amaç burada yakışıklı bir barbun çıkması. Çiçek yağını koydum. Çok derin yağda pişirmek istemiyorum. Amaç bir parmaktan daha az bir yağ olması yeterli. Çok da yağ çeksin istemediğim için incecik bir yağ kullanıyorum. Ve hemen bu yakışıklı barbunları tavanın içerisine gönderiyorum. Çok mısır unu demek iyi bir şey demek değil. Bunu unutmayın. Çünkü çok mısır unu yağınızın çabuk yanmasına sebebiyet verir. Onun için dikkat ederseniz her tarafını böyle komple mısır unuyla panelemedim. Bir de derili kısımları önce kızartmanız gerekiyor. Ne kadar derili kısımları önce kızartırsanız o kadar lezzetli ve dış kısmının çıtır olmasını sağlarsınız. Şimdi geldik buraya. Küçük bir maşa benim işimi görür. Balığınız taze ise size bir tüyo vereyim. Balık taze ise deniz kokar. Balık bayatsa gerçekten mutfağınız ağır balık kokar. Hani balığı satın aldınız, size tiyolarını verdim daha önceki videolarımda. Ama bir tiyo daha pişirirken böyle ortalık çok balık kokuyorsa birazcık gol yemişsiniz demektir. Bunu unutmayın.
Şimdi geldik buraya. Artık bu bezelyeyi şöyle güzelce bir parçalama zamanı. Bunu alan var mı? Şöyle bir yakından bir görür müsünüz? Bu güzel bir görüntü çünkü. Gerçekten çok güzel bir görüntüsü var. O yeşillerin o şekilde yeşil kalmasını bana çok soruyorlar. Ben de diyorum ki eğer haşlama yapıyorsanız hemen soğuk suya çıkaracaksınız. Pişirmede böyle bir renk arzu ediyorsanız da mutlaka tam böyle öldürmeyeceksiniz bezelyeyi. Birazcık kalması lazım. Bunu unutmayın. O zaman 10 numara renkleri korumuş olursunuz sebzelerde. Barbunun canı yok. Hani derler ya canı burnunda. Çok fazla pişirmeye gelmez. Onun için de böyle kurutmadan bu yakışıklı balıkları hemen almanızda fayda var. Renklerinden zaten siz anlarsınız onu. Bakın şu turuncu renk var ya, inanılmaz güzel bir renk o. İnsanın mükemmel bir şekilde iştahını açıyor. Hemen bunları da alalım. Tamamdır. Balığım hazır, bezelye hazır, sos hazır. Ortalığı derleyip topladıktan sonra en yakışıklı sunum için sizinleyim. Emeklerin yemeği, zahmetin rahmete döndüğü ana geldik, sunum anı. Böyle yakışıklı bir bezelye çıkarmanın yolu biraz önce de anlattım. Çok kolay. Yeter ki dediğim aşamaları ve noktaları takip edin. Tamamen de püre haline getirmedim. O taneler arada çünkü çiğnemesi gerçekten ekstra keyif veriyor. Tabağın sunumuna gelelim. Şimdi orta kısmın hemen ön tarafına daha böyle öbek şeklinde bezelyeyi bırakıyorum. Bunu koyduk. Bu birinci aşama. İkinci aşama hazırlamış olduğumuz barbunlara böyle hani askerlik yapmış olanlar bilir. Askerle böyle tüfek çatardık ya onun gibi düşünün. Böyle dikine dikine ama arada bezelyelerin de görünmesini sağlamanız gerekiyor. Çünkü hani amaç orada bezelyenin de o yakışıklı görüntüsünü almak. Biraz tabii ki doyumluk bir tabak ama böyle sonuna kadar doymak için de yiyeceğiniz bir tabak değil. Ara sıcak olarak da ana yemek olarak da kullanılabileceğiniz bir tabak. Diğerlerini ayırıyorum. Burada iş yapmak kadar sunmakta da var. Onun için de altını çize çize söylüyorum. Biraz da göze hoş gelen bir sunum olsun. Çünkü bu bezelyeyi komple tabağa yayıp açıkçası hani böyle bazen derim oğlum insan gibi yiyin. Bu gerçekten insan gibi yemek. Keyfini çıkarmaklık bir tabak. Aklınızda bulunsun. Hemen yanına cacık sosunu koyuyorum. Bu köşelere de birer tane çeri domates. Hani restorana gidip tabağına 100 lira veriyorsunuz ya. Bu onlardan işte. Hani baba aç döndük dediğiniz tabaklardan bunlar. Şeflerin böyle özendiği, sanatını kattığı tabaklardan bir tanesi. İşte efendim bugün yakışıklı yemeklerde ağzınızda eriyecek yakışıklı bir barbun yemeği vardı bezelye püresi üstünde ve yanında da cacık sos. Siz de mutfağınızın şefi olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi ihmal etmeyin. Muhabbetle kalın.